Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda ne anlatacağız? Ne anlatacağız abi? Cyber Toyk. Evet, Clementine'den Cyber Toyk. Evet, bugün size Clementine'den Cyber Toyk robotu burada anlatacağız. Burada yazıyor aslında. Evet, Clementine burada yazıyor. Burada da ismi yazıyor. Bugün size bu robotun hangi özelliklerinin olduğundan bahsedeceğiz. Bir de Alp size bunun nasıl kullandığını anlatacak. İşte uygulamadan nasıl kullanılıyor. Bir de uygulama haricinde nasıl kullanılıyor. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi size kutuyu anlatacağız. Evet, Cyber Talk robotun kutusunu anlatacağız. İçini de öğreneceksiniz. Bu size öğrendirir. Evet. Şimdi arkadaşlar burada 7 tane dijital interaktif oyun modu olduğundan bahsediyor. Bir tanesi walkie talkie, yani telsiz modu. Bu mod nasıl bir mod Alp? Anlatmak ister misin? O mesela iPad'den söylüyorsun. Sonra robot da şurasından taklit ediyor. Evet. Oradan söylüyor yani. Şuraya bu kısma hoparlörü takıyorsunuz. İkinci modu da bu Cairo modu. Bu Cairo modunun ne olduğunu daha bilmiyoruz. İçinde girdiğimizi onu öğreneceğiz. Bir de ses değiştirici. Cairo modu ne? İşte bilmiyoruz. Onu açtığımız zaman öğreneceğiz. Şimdi bir de ses değiştirici işlevi varmış. Bu ses değiştirmeyi nasıl yapıyor Alp mesela? Aslında ses yeri var. Ondan giyiyorsunuz seste. Orada ses değiştirme notayı var. Onlara basıyorsunuz. Duyuyor. Mesela nasıl sesler çıkartıyordu, hatırlıyor musun? Onu şimdi ben söyleyemem. Söyleyemezsin. Onun yine içine girdiğim zaman değil mi? Şimdi bir de training, eğitim modu var. Eğitim modu? Evet. Mesela hani kutuya yerleştiriyorsunuz ya. Mesela onun bir tane elde gösteriyor size. Böyle yapıyorsunuz. Hemen oluyor. Bir de şey var. Blok tabanlı programlama var. Kağıt tabanlı programlama var. Bir de çevrim dışı kontrol modu var. O çevrim dışı kontrol modu zaten alkışlayınca dönüyor, ilerliyor, geri geliyor falan işte. Mesela o modda onun için yapıyor. Tabii bu Clementine robotlarında burada da görmüş olduğunuz gibi bir uygulaması var. Bu uygulama bir Mind'da vardı. Evet. Bir Cyber Talk'ta var. Bir de bu My Robot'un ikinci bir modeli var. My Robot 2 diye hatırlıyorum onu da. Bir de onun ikinde uygulaması var. Ama bunun uygulaması çok daha zengin. Yani Cyber Talk robotun uygulaması daha zengin görünüyor. Arkadaşlar işte oyun modlarından bahsediyor. Bluetooth kullanıyor. Bluetooth kullanmasının avantajı inanılmaz stabil çalışıyor. Yani bastığınız an hemen harekete geçebiliyor. Burada evet, bölümleri evet, babandan yardım isteyebilirsiniz veya annenizden. Burada böyle modları zaten tek tek açıklıyor. Bir de burada da işte blok tabanlı programlamanın ne olduğunu anlatıyor. Ve içinde de neler olduğuna dair işte tek tek bakıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Devre kartı da burada var. Evet, devre kartı da orada varmış. İçinde arkadaşlar kartlar var böyle. Evet. Bu kartlar arkadaşlar bizim uygulamamızdan QR kodları buradan okutarak ona tanımlıyorsunuz. İşte sola dön diyorsunuz, sağa dön diyorsunuz, durduruyorsunuz. Burada aç, ışığı aç, bu kapat. Evet, hani böyle şeyler var. Burada yine gördüğünüz gibi işte QR kodla okunabilecek yerleri var. Burada her bir kodda uygulamanın içerisinde siz okutup blok halde tanımlayabiliyorsunuz. Evet, QR kod dediğimiz gerçekten o şekiller. Çok teşekkür ederim Alp. Bu üstündeki pek bir işe yaramıyor. Sadece bu kodların işte harekete geçmesi zaten otomatik olarak bu kod zaten en başta duruyor. Bu da keyifli bir şey. Çocuğunuza kodlama öğretirken aslında çok basit düzeyde kodlamayı öğretmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar video başladı. Evet.
Şimdi bu robotun monte edilmiş hali arkadaşlar. Biz zaten yapmıştık. Hı-hı. Çünkü bu arada Clementine robotlar içerisinde gerçekten montajı en kolay olan robotlardan bir tanesi. Evet, bir de her yerden çıkabiliyor. Onu da söyleyeyim. Çok çok güçlü bir robot. Evet, gerçekten öyle. Diğer Clementine... Ama çok ağırlıklı taşıyamaz. Evet, o kadar ağırlık taşıyamayan bir robot. Ama burada gerçekten lastikleri ve iç taraftaki motoru en güçlü robotlardan bir tanesi ve çok rahat gerçekten dik yerlere çıkabiliyor. Evet. Bir de aşağı düşüp bir tane daha aşağı düşünce dayanabiliyor. Evet, çok dayanıklı bir robot. Montajı dediğim gibi gayet kolay. İçinde zaten çok fazla bir aksam yok. Sadece bu tekerlekleri de çeviren iki tane robot böyle motoru var. Aynı zamanda iç tarafta biraz kablolar için. Evet, ama motor yağı biraz yağlıdır. Motor yağısı dökmüşler. Evet, motorlar gerçekten poşeti açtığınız zaman elinize biraz yağ bulaşabiliyor. Burada zaten kolay nasıl kurulacağına dair tek tek adım adım anlatıyor zaten. Clementine robotların en kolay yöntemlerinden bir tanesi. Zaten bu da düğmeyi, bu da devre kartını anlatıyor. Evet. Devre kartı zaten burada şöyle. Arka tarafta Clementine'in kolay yöntemlerinden bir tanesi de genelde devre kartları dışarıda duruyor. Ve kablo bağlantıları da çok basit oluyor. Zaten evet, burada... zaten fişte takabiliyorsunuz. Evet. Bir de zaten neyi nereye takacağınız devre kartının üzerine yazıyor. İşte ışıktır, güçtür, işte sağ tekerlek, sol tekerlek şeklinde. Bu da arkadaşlar kafanın kablosu. Evet, kafasının da kablosu. Kafasının içinde iki tane ışık var. Bir de stickerlar yapıştırıyorsunuz buraya. Şimdi evet, size... sticker yeri var. Ancak resim çıkmıyor. Böyle mesela yapıyma montajı ellerindeki yapışkanlar mesela hemen buraya boyanmamış. Sadece sticker yerden evet. Böyle yapıştırıyorsunuz. Etiket yani yapıştırıyorsunuz. Böyle boyama falan yok. Kolları kendiniz hareket ettiriyorsunuz. Basit bir şekilde bir aksamı var. Motorlu evet. Olarak sadece tekerlekleri var. Bir de kafası da sağa sola dönebiliyor. Evet, sağa sola böyle döndürebiliyoruz değil mi? Bir dakika. Hizaladık şimdi. Bir de arkadaşlar şöyle. Burada iç tarafta bir tane hoparlörü var. Aynı zamanda mikrofon olarak da ses kaydı da alabiliyor. Evet, telsiz modu da var. Arkadaşlar söyleyeyim. Şu telsiz modunu iPad'den böyle uygulamasından söylüyorsunuz. O da söylediğinizi taklit ediyor. Evet, aynen öyle. Bir de ışıkları var. Mesela şöyle çalıştıralım istersen Alp, önce onu bir. Arka tarafında güç tuşu var, üst taraftaki. Evet, basıyı tutuyorsunuz. Böyle hemen ses çıkınca açılıyor. Çalıştığını şöyle anlıyorsunuz. Şurada ışık yanıyor. Buna basınca aykışlama modu oluyor. Evet. Işık hızlanınca o moda giymiş oluyor. Mesela onu bir gösterelim istersen. Şimdi aykışlama modunu kullanacağız. Şuradan güç düğmesi var. Şuna basıyı tutuyorum. Bakın. Ses duyunca açıyor. Bakın şurada ışıkta gösteriyor. Şimdi buna basıyoruz. Aykışlama modu açıyor genelde. Işık hızlanınca anlamış oluyorsunuz. Bakın dönüyor. Fark etme harfini yapıyor gördüğünüz gibi. Sonra bir kere alkışla bakalım bir daha. Uygulamayı nasıl yapıldığını anlatacağız. Baba. Ben şimdi böyle göstereceğim. Şimdi böyle bir tane arkadaşlar CyberTalk robotun zaten içeride kutunun içerisinde de gösteriyor. Zaten kullanım kitapçığında da var. Kendisi bu. Evet, kullanım kitapçığına nasıl indireceğiniz anlatılıyor. Android'de veya iOS'ta telefonunuza veya tabletinize indirebiliyorsunuz. Şuradan hemen Bluetooth'a basıyorsunuz arkadaşlar. Taramaya başlıyor. Tabi robotunuzu açmanız gerekiyor. Şuna. Bastığınız zaman hem ondan hem de bundan bir ses duyuyorsunuz böyle. Evet.
Sonrasında buraya önce bir gösterelim ne olduğunu Alp. Mesela burada bas Alpcim ona. Bu uygulamanın işte hareket ettirebiliyorsunuz. Çok basit. Mesela basitçe şöyle göstereyim. Böyle mesela robotunuzu döndürebiliyorsunuz. Buradan mesela ışıklarını evet, yakabiliyorsunuz böyle. Bakın. Evet. Yanım sönmeli. Bu da göz kırpmalı. Göz kırpmalı. Göz kırpıyor. Evet. Bu da güneş ayayı. Bu da yani güneş gibi gözlerini açık tutuyor. Yani sürekli çalışıyor. Ama üstüne tekrar basınca kapanıyor. Evet. Üstüne bir daha bastığın zaman gördüğünüz gibi kapanıyor. Böyle etkilenmiyor. Açılıyor. Kapanıyor. Şuradan bir dakika artık bunu da gösterelim. Buradan mesela böyle kamerayı ne dedi? Açabiliyorsunuz. Ne dedi? Sesiniz gitti demin ona. O yüzden ne oldu? Ne sesi? Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Video çekebiliyorsunuz. Şu da normalde elinizle yani tablet üzerinden hareket ettirmenizle alakalı bir şey. Buna basarsanız tekrar kapanıyor. Mesela buradan tekrar şuna bir bas bakalım. Bir ses gönder. Sessiz oyun. Hadi hadi bu boştan bas. Tabii ne dediği anlaşılmayan bir ses gönderdi Alp ama güzeldi yine. Sonra bu basit yöntemi yani. Buradan oyuna tekrar girerseniz buradan ses değişimleri var. Buradan... Bir dakika. Baby yo-yos. Bu. Mesela bu deminki sesimizi şöyle yapalım. Mesela buradan tiz seslisini gönderebilirsiniz ona. İşte alçak seslisi var. Yavaşlatılmış, hızlandırılmış, ters çevrilmiş. Ama bu? Bunlar distortion yani mesela buradan sesi yükseltebiliyorsunuz robota giden. Mesela bu da farklı bir model. Böyle modlar var. Şurada mesela bunlar daha açılmamış ama galiba başka modlarda açılıyor. Sonra geri geliyorsunuz. Üçüncü modumuzda arkadaşlar. Eğitim modu. Burada biz bir dört tanesini yaptık. Baksanıza. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunu beş size... Beşinden giydik. Bakın şurada giydiğini gösteriyor. Yobot evet, şu an var. O aşamadaymışız. Birazdan size bunun nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Ama yerde. Yerde evet çünkü. Çünkü düşer falan. Buradan da eğitim modu var. Eğitim modunda burada tek tek zaten anlatıyor. Buradan mesela sürükleyip bırakarak onlara kodları verebiliyorsunuz. Hatta üstüne bırakman lazım sürükleyip. Ama düşer. Mesela böyle. Yok şu an yapmayacağız zaten. Buradan o sıraya göre zaten ses söylüyor ve yapıyorsunuz. Buradan isterseniz bu bir tane modu tabii. Şimdi mesela burada blok tabanlı da buradan istediğiniz gibi döngüler şu demek. Yani döngüyü bir kere yapıyorsunuz ve sürekli tekrar etmeye devam ediyorsunuz. Bırakın. Yani yap. Bunları buraya takıyorsunuz. Sonra içine bunları ekleyince mesela evet mesela bunu böyle bırakıyorsunuz böyle. Böyle işte, hep aynısını yapmaya devam onu böyle içlerine yani ses bloğu yerleştiremez diyor. Tekrar şuradan hareketlerimi istiyorum. Böyle döndür. İçine yerleştirebiliyorsunuz. Buna böyle bastığınız zaman sürekli tekrar diyor buna. O yüzden ismi döngü. Burada prosedürler siz kendiniz kodlar oluşturuyorsunuz ve buraya kaydediyorsunuz. Kendinizin bunu hazır olarak yapmasını. Evet burada da hareketler işte var. Buradan da silebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz veya dosyaya atıp oradan direkt hazır kodlarınızı alabiliyorsunuz. Kağıt tabanlı programlama ise bunu da yine birazdan göstereceğiz. Kamerayı ama elini tutuyorsun. Evet. Ve bu nedense ters duruyor sanırım. Böyle yapmak lazım.
Evet. Böyle mesela burada da arkadaşlar demin size göstermiş olduğum kartları şey yapıyoruz işte böyle Alp'in oynamalarını falan izliyoruz böyle. Burada da mesela o kartlar arkadaşlar okutuyorsunuz buradaki tam bu çizgilerin olduğu yere denk getirdiğiniz zaman otomatik olarak okuyup şuraya ekliyor. Birazdan zaten bunları da size göstermiş arkadaşlar, olacağım. Arkadaşlar şimdi uygulama modu. Bakın iPad'e. İleri şimdi. İleri. Tamam. Şimdi tekrar döndür böyle. Böyle mi? Evet. Hep basılı tut. Döndür böyle. Şimdi arkadaşlar bu modlardan sonra size eğitim modunu göstereceğiz. Tekrar oyun yazan yere bir kere dokunuyoruz. Evet orası. Bu neresi? Sonra o program modu. Şimdi o en alttakine dokununca böyle şeyler çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ayarlamıştı zaten. Burada böyle şekiller var. Mesela şimdi Alp bir tanesine bassın. Şimdi burada karşınıza şu robotun yaptığını mesela içindeki kodlamayı yaptığını göstermesi. Evet. Şimdi robot mesela oraya bastığın zaman böyle bazı hareketler yapıyor. İleri gitti. Havladı. Yine havlandı. İleri gitti. Kızdı. Ha, tamam peki. Alp buna kızdı diyor. Şimdi bunu doğru şekilde oraya yerleştirmemiz lazım. Mesela önce ileri gitmişti galiba değil mi? Evet. Tamam, önce ileri gitmeyi oraya yerleştiriyorsunuz. Sonra kızma vardı. Ama o kızma mı? Tabii üzerinde yani okuma yazma bilen çocukların yapabileceği bir yer burası. Ne? Bilmiyorum bakalım. Şimdi bir daha ileriye yaptık. Sonra bir tane daha aynı sesi tekrar koyuyoruz oraya Alp. Şimdi sarıya basıyoruz. Başlattım zaten şu an. Ve gördüğünüz gibi doğruysa yeşil yanıyor üzerleri. Şöyle göstereyim. Hepsi doğru olduğu zaman kazanmış oluyorlar. Yani çocuklar niye sesi geliyor? Evet böyle mesela seviye atlamış oluyor burada. Mesela tamama basar. Şimdi burada robotunuz bir sonraki seviyeye ilerliyor. Her İki birisinde... Burası hayır bu 6. seviye oldu şu an. Burada her birisinde farklı bir mod var. Tabii şöyle bir şey var. Mesela buna basıyorsunuz. Gittikçe tabii ki artıyor bunlar. Robotunuz her basın mesela yanlış yaptınız. Kırmızı yanıyor burada mesela yanlış kodun olduğu yerde. Robot bu sefer aynı hareketi yapmıyor. Farklı bir hareket yapıyor. Bu sefer tabii ki kodları tekrar farklı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size program modunu gösterecek Alp. Program düğmesine basıyoruz. En üsttekini seçiyoruz. Yani eğitim modunu. Burada belli uyarılarda zaten anlatıyor size Türkçe olarak neler yapabileceğinizi. Burada sürükle bırak şeklinde kod dizileri oluşturuyorsunuz. Zaten o size anlatıyor nasıl yapacağınızı. Mesela orada yanıp sönüyor mesela üzerindeki yerler. Burada diyor ki mesela işte bu dönme süresini arttırın. İki kere döndürün şeklinde. Bu duruyor. Evet o durdurma. Mesela burada yine her seferinde bu uyarı çıkıyor mesela. Orada başlatıyoruz mesela. Durdurma modunu falan ve geri giderek kodunu tamamlamış oluyor. Burada isterseniz tekrar silme tuşuna basıp yeni bir dizin oluşturabiliyorsunuz. Sonra mesela LED'ler ve sesler kısmına geliyor. Burayı da gösterelim size. Mesela üstüne mesela vurgulama yap diyor mesela tam üstüne gelince. Tamam bak o yan üstüne her şeye basacağız. Burada mesela diyor ki hangi sesi yapmak istiyorsunuz? O zaten size gösteriyor hangi sesi yapacağınızı. Şimdi diyor LED'i yerleştirin diyor mesela. LED'i yerleştirin. Diyor ki LED'de diyor mesela hangi ışık seçeceksin işte ne oluyordu? Yanıp sönüyordu gözleri. İşte bir yanıp biri sönüyordu. Sürekli yanıyordu gibi. Şimdi burada diyor. Ben görmedim de. Evet. Sonra tekrar mesela bak LED'ler yanıyor. Onun altına mesela diyor aynı anda bu hareketi yaparken diyor örneğin geri geri giderken diyor bir de ışığı yansın veya ses çıkarsın diyorsun. Mesela görüyorsunuz şu an ışıkları yansıyor. Mesela burada ileri giderken aynı zamanda. Düğüm 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 arkadaşlar. Bir günlük anayımızda bu kart tabanlıyı öğreteceğim. Evet, şöyle. Tableti. Evet oradan
Açıyorsunuz. Böyle zaten kamerası hemen otomatik açılıyor. Böyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. QR kodu okuduğu zaman direkt alt tarafa yerleştiriyor zaten hemen gördüğünüz gibi. Bakın hemen. Önemli olan hizalamanız. Böyle direkt otomatikman okuyor. Çok fazla zaten kod da yerleştiremiyorsunuz bunda. Bildiğim kadarıyla 6 tane falan kodu kabul ediyor. Hatta 5 de olabilir. Başka okuyor mu? Haddine bakalım. Evet, 6 tane. Bir tane daha yerleştirebiliyor musun? Yerleştir. Herhangi bir tanesi okut bakalım. Buduyu ekledim. Tamam, sanırım okumuyor. Ha, okudu. Şimdi mesela onu göster bakalım bize şimdi nasıl yaptığını. Şimdi burada arkadaşlar onu hazır kodları okuttuğunuz zaman. Evet, mesela Alp kendince ışıkları açmış. Işıkları açıp sonra kapatıyor. Evet, mühür sesi kullanıyor. Şimdi bunlar tabii buradan çıkartılabiliyorlar. Böyle kartonları tek tek çıkartabiliyorsunuz isterseniz ama hani kolaylık olması açısından tekrar içine yerleştirmenizde fayda var ki rahatlıkla tabletinizde okutabilirsiniz. Arkadaşlar umarım kanalımı beğenmişsinizdir. Bugün kanalımızda Cyber Torque Robot'u anlatmıştık. İsmi de öyle.